AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi beraberinde İl Başkanı Hakan Kahtalı ile Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi'ye teşekkür eden Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mikail Pelit, yeni dönemde Malatya'nın sorunların çözümü için aktif bir çalışma beklediklerini söyledi. 1 Kasım seçimlerinde Malatya Milletvekili olarak seçilen Sayın Bülent Tüfekçi, İl Başkanımız Hakan Bey ve parti yöneticileri bugün Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni ziyaret için buradalar. Gerek Sayın Bülent Tüfekçi, gerek de Sayın Hakan Kahtalı hem il başkanlığında Sayın Bülent Bey'in Malatya'nın sorun ve sıkıntılarıyla gerçekten ilgilenen insanlardı. Bülent Bey hala milletvekili olarak bu saatten sonra çalışmalarını sürdürecek. 1 Kasım seçimlerinde AK Parti Malatya'dan en yüksek oy alan siyasi parti. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni dönemde yeni anayasa ile Türkiye'ye kalıcı hizmetler yapacaklarını belirten Bülent Tüfekçi, hedeflerinin huzurlu bir Türkiye olduklarını söyledi. Ya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetine, derneğimize, başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Biraz önce başkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye özellikle yeni bir döneme girdi. 1 Kasım'dan itibaren tek başına iktidar ve güçlü bir iktidarla inşallah 4 yılda Türkiye'ye, Malatya'mıza hizmet edecek. Pazar günü kısa sürede meclis başkanımızı seçtik. Yıllarca Türkiye'ye hizmet etmiş, deneyimli ve bir milletvekilimizi seçtik. İnşallah yapacağı çalışmalarla öncelikle yeni bir anayasanın ki yıllarca Türkiye'de tartışılan ve birçok kesimin de ısrarla talep ettiği yeni anayasa inşallah bu dönem içerisinde mecliste temsil kabiliyet olan partilerin de uzlaşmasıyla veya en önemlisi de toplumsal uzlaşmayı sağlayarak çıkarmış oluruz diye düşünüyoruz. Türkiye bugün bu saldırılarla birçok yerde konuşmaya çalışanlar, söz söylemeye çalışanlar esasında Türkiye'nin Türkmenlere yapmış olduğu yardımları engellemeye çalışanlara tutumları karşısında neyin, niçin, kime karşı engellediklerini bir kez daha düşünmeleri lazım. Gerekse insani yardım olarak o bölgedeki insanlara yardım ediyoruz. Bunu yaparken de Türkiye'ye maliyeti nedir diye de bugüne kadar hiçbir hesap yapmadık. Çünkü biz insanın maliyeti olmayacağını, mazlumun darda düştüğünde elinden gelen insanların yapabileceğine inanan bir medeniyetten geliyoruz.